Eylül ayının zam şampiyonu kömür oldu. TÜİK verilerine göre Eylül ayında en fazla fiyat artışı kömür ücretlerinde görüldü. Kömür ücretleri anormal derecede zamlandı bize göre. Zamlanmasının sebebi, bazı sebepler söyleniyor, kulağımıza geliyor. İşte Rusya, bu enerjinin kaynağı Rusya. Rusya'da bu enerjiyi 30 milyon ton civarında Çin'e pazarlama yaptı bu sene. Söyleniyor bu bizim duyumlarımız. 30 milyon ton Çin'e yüksek fiyatla Rusya bu ürünü satınca Türkiye'ye satışı kıstı. Şu anda ithalatçılarımız çok fazla oranda kömür alamıyorlar, getiremiyorlar. Alternatif ülkelerden bu enerjideki eksikliği, Rusya'nın eksikliğini tamamlayamıyorlar. Herhalde buna birazcık da devlet takviye olamıyor tahmin ediyorum. Dolayısıyla zaten devletin bakışı ithali azaltmak idi. İthali azaltmak derken yerliyi tamam süspanse edelim, yerliyle yapalım diyeceğiz ama yerliyle de yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Kayseri'mizde yerli kömür satışı yasak. Tamamen yasak. Yerli hiçbir kömür satamıyoruz. Dolayısıyla insanların uygun fiyata kömür alma şansları da kalmamış oluyor. Evet, yerli kömürdeki kalorilerimiz eksik, kükürtlerimiz yüksek, uçucu maddelerimiz yüksek, yani speklerimiz yüksek. Ama böyle dar zamanlarda bazı alternatifler bulmak zorundaydık. Biz bunun için geç kaldık. Aslına bakarsanız sezon başında 6. ay itibariyle biz bunun bu rakamlara çıkabileceğini öngörerek, bu rakamlara kadar çıkacağını değil ama yaklaşabileceğini öngörerek biz Çevre Şehircilik İl Müdürümüzle de görüşmeler yaptık. İnsanların ekonomik güçlerinin yeterli olmayacağını, kömür fiyatlarının çok artışa geçtiğini, bunun yanısına alternatifler oluşturmamız gerektiğini, bu alternatifleri de hiç olmazsa yerli kömürleri bu sene için süspans etmemiz gerektiğini, kendi alanlarımızda yerli kömür satışına eğer müsaade edilecek bir pozisyon olursa bunları satmamız gerektiğini, ben aynı zamanda Ticaret Odası Meclis Üyesiyim. Bir başka meclis üyesi arkadaşımla birlikte ziyarette bulunduk. Fikir alışverişinde bulunduk ama tabii haklı olarak çevre müdürlüğümüzde, çevre şehircilik müdürlüklerimizde uzun yıllar uğraştılar buranın hava kirliliğini düzeltmek için. Tekrardan bir hava kirliliğine sebebiyet vermemek için yasaklanmış kömürü tekrardan geri döndüremeyiz gibi söylemde bulundular. Dolayısıyla biz halkımızı kendi kaderiyle baş başa bırakmak zorunda kaldık. Şu anda halkımız hakikaten kendi kaderiyle baş başa kaldı. Bu çok acı verici. Biz çok üzüntülüyüz. Çok sıkıntılıyız. Gelen insanlara kömür verememekten çok sıkıntılıyız. Bizim verip vermememiz çok önemli değil. Bizler alırız, satarız. Almayız, satmayız. Aldığımızı satmayabiliriz. Burada durur. Bize bir zararı yok. Ama ve lakin bu insanlar ne yapacaklar? Koskoca bir kış geçirecekler. Kayseri'mizin kışı çok ağır geçer. Enerji olmadan, ısınmadan bu insanlar hayatlarını idame ettiremezler. Bizim vicdanımız çok yanıyor. Bu oluşumlar, bu fiyat artışındaki oluşumlar bizlerden mi kaynaklanıyor? Hayır. İthalatçı firmalarımızdan mı kaynaklanıyor? Hayır. Tamamen yurt dışıyla ilgili kaynaklanma. Buna birazcık ithalatçılarımız tuz biber koyuyorlar mı? Koyuyor olabilirler. Çünkü insanlar karlar için bazı avantajları güdebilirler. Durumlar böyle ama kömür deyince maalesef sanki altın oldu. Herhalde altın bu kadar artmadı. Artmadı. Çok ciddi bir durumdayız. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Kömür fiyatları şu anda 2700 liradan başlıyor bugün itibariyle. 3100 liraya kadar, 3500 liraya kadar da kömürlerin olduğu söyleniyor. Ama 3500 lirayı biz henüz görmedik. Fakat şu geçtiğimiz 2,5 aylık dönem içerisinde her 3 günde bir fiyat artışıyla karşılaştığımızı eğer öngörürsek, bugünkü 3100 lira olan veya 2700 lira olan kömürlerin 3500 lirayı göreceğini düşünüyoruz. Bizim sezon ortasında Nisan-Mayıs aylarındaki öngörülerimiz 2008 yılında daha bir defa daha askeri ücretli eş anlama gelmişti bu ithal kömürler. Herhalde dedik tekrar gene askeri ücretli eş anlama gelecek bir seneyi yaşayacağız dedik ama askeri ücretimizi aştık. Bu da çok kötü bir durum. Düşünebiliyor musunuz, bir insan askeri ücretle çalışacak. Bu insan hadi bir ton kömürle bir kışı çıkartmak istese, bir ton kömür almak için bir aylık ücretini tamamen verecek. Bu insan bir ay içerisinde hiçbir şey yemeyecek, içmeyecek, hiçbir sosyal faaliyette bulunmayacak. Düşüş önümüzdeki yıl için beklentim olabilir. Çünkü
bu işlerin bir düzene sokulması gerekir. Değişik alternatifler bulunur. Bunlar bir süreçtir. Hemen kısa bir vadede bu işleri hallolamaz. Çünkü ithal ürünlerdir. Bugün Rusya'dan olmazsa Afrika'dan gelir, Afrika'dan olmazsa Endonezya'dan gelir, bilmem nereden gelir ama buralarda malların, bu kömürlerin temin edilmesi, ocaklardan çıkartılıp buralara nakledilmesi, millileştirilmesi, efendime söyleyeyim, falan hadiseleri bayağı uzun bir süreç teşkil eder. Bu süreç içerisinde de benim öngörüm önümüzdeki yıl eğer düşerse ona bile şükredeceğiz yani. Uzun yıllardır esnafız, kömür, odun ticaretiyle uğraşıyoruz. Benim 30 yıldır, 35 yıldır müşterilerim var. Bu insanlar her yıl gelirlerdi kapıdan içeriye. Osman Bey, benim 1,5 ton bu sene kömür yaz, gönder derlerdi. Biz o kömürleri hemen yazar gönderdik. Şimdi o insanlar ancak kömürün fiyatı ne diye soruyorlar. Kömürün fiyatını öğrenince benim gücüm buna yetmez deyip çekip gidiyorlar. Veya ben taksitle alabilir miyim dedikleri zaman taksitli satış, ben 30 yıllık müşterime kömür satamıyorum şu anda. Bu benim müşterime olan güvensizliğimle alakalı değil. Piyasadaki bu oluşumlarla alakalı. Çünkü 3 günde bir zam gelir. Biz 5-6 aylık bir vadeyle verdiğimiz zaman 10 günde zaten bugünkü vermiş olduğum taksitli fiyatı zaten kapatıyor. Dolayısıyla 10 gün sonra ben bugünkü satmış olduğum kömürü taksitli satsam yerine koyamıyorum. Bu bizim erememiz demek oluyor. Biz eriyip yok olduğumuz zaman vatandaşa hiçbir yıl hizmet veremeyiz. Bizim eremememiz gerekiyor. Bizim kalmamız gerekiyor piyasada. Ama vatandaşın hali bizi çok çok üzüyor. Ben 30 yıllık müşterime taksitli kömür verememek beni çok üzüyor esnaf olarak. Çok üzgünüm. Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok aslında. Çok üzgünüm.